cep telefonuna sızdı, dolandırıcıyı öyle buldu. Türk Hacker, Tosuncuk'un konumunu paylaştı. Evet efendim, Yalatın'a hoş geldiniz tekrardan. Ben Deniz Muhammed Bahçecik. Bu hafta Türk Hacker'la birlikteyiz. Kendisi Mehmet Aydın'ın, yani Tosuncuk'un yerini iki defa emniyete bildirdi. Ayrıca yurt dışı ve yurt içi faaliyetlerinde bulunmuş, birçok suçluyu emniyete bildirmiş bir kişiyle birlikteyiz. Ülkemiz menfaatleri için birçok işe imza atmış özel bir kişiyle birlikteyiz. Kendisi şu anda Türkiye'nin en tanınmış hackerlarından bir tanesi. Ve tam şu anda Yeraltı kanalına kimseye bahsetmediklerinden bahsedecek. Ben bir hackerım. Suçum merakımın bir parçası. Bana engel olabilirsiniz ama bizi asla durduramazsınız diyor. Mehmet Aydın'ın ilk yerini tespit eden, gerekli güvenlik güçlerini bildiren tek kişi benim. Yer altında kalmaya devam edin. Bugün Türk siber güvenlik uzmanı, yani bizlerin tabiriyle Türk Hacker'la birlikteyiz. Seni tanımak istiyoruz. Ben Mesut Uçar, siber güvenlik uzmanıyım. 7 yaşından beri bilgisayar başındayım. Hayatımın tamamı bilgisayar başında geçti diyebilirim. Akranlarım sokakta misket oynarken ben bilgisayar başındaydım. Onlar gece sütünü içip yatarken ben yine bilgisayar başındaydım. Yani akranlarımın yaşadığı gibi bir çocukluk geçiremedim. Hayatımın tamamı bilgisayar başındaydı. Lisans eğitimimi bilgisayar üzerine tamamladım. Şu an bilgisayar mühendisliği üzerine yüksek lisans gerçekleştirmekteyim. Yurt içi ve yurt dışı 26 üniversitede siber güvenlik, siber savaş, siber saldırıların borsa ve finans kaynaklarındaki etkiler olmak üzere birçok alanda konuşmalar gerçekleştirdim. Bu doğrultuda bizlerin bug bounty diye tabir ettiği ödül avcılığı kapsamında eBay, Sony, T-Mobile, AT&T gibi markalarda güvenlik açıkları buldum. Buranın hacker listelerine girdim. Uluslararası sertifikasyonlara sahibim. Şu an bir Amerikan şirketinde siber güvenlik uzmanı olarak çalışıyorum. Amerika'da yaşıyorum. Mesut Uçar bir siber güvenlik uzmanı. Aklımızda bir sürü şey var hackerlıkla ilgili. Öncelikle şu pasları bir silelim derim. Sana göre hackerlık dediğimiz şey nedir? Hacker aslında herhangi bir sistem üzerinde güvenlik açığı bulup sisteme erişim sağlayabilen kişiye literatür doğrultusunda hacker denilir. Hackerların tarihi 1960'lı yıllara kadar gitmektedir. Hackerlar kendilerini şu şekilde tanımlıyorlar. Ben bir hackerım, suçum merakımın bir parçası. Bana engel olabilirsiniz ama bizi asla durduramazsınız diyorlar. Hackerlar bu doğrultuda 3 çeşit ayrılıyor. Siyah şapkalı hackerlar, beyaz şapkalı hackerlar ve gri şapkalı hackerlar olmak üzere. Siyah şapkalı hackerlar genelde uluslararası arenalarda sansasyonel eylemler gerçekleştirerek kazançlarını sağlarlar. Banka sistemlerine erişim sağlarlar. Devlet sistemleri, şirketlerin sistemlerine erişim sağlayarak dosyalarını şifrelerler. Yani ransomware diye tabir ettiğimiz faaliyeti gerçekleştirirler. Siber casusluk taraflarında çalışmalar gerçekleştirirler. Yani veri hırsızlığı diye tabir ettiğimiz kurum kuruluşların verilerini farklı kişilere satarlar. Bu doğrultuda hayatlarının tamamını illegal diye tabir ettiğimiz faaliyetlerle gerçekleştirirler. Beyaz şapkalı hackerlar ise aslında siyah şapkalı hackerlarla aynı bilgi ve tecrübeye sahip kişilerdir. Bu kişiler ise white hat hacker olarak geçerler. Devlet sistemleri, banka sistemleri, kurum kuruluşların güvenlik testlerini yaparlar. Aynı doğrultuda çalışmalarını bu şekilde gerçekleştirirler. Gri şapkalı hackerlar ise bunlar da aslında en tehlikeli tür olarak bilinir. Yani ne iyi ne kötü. Aslında her şeyi yapabilecek bir hacker türüdür. Yeri gelir beyaz şapkalı hacker olarak kurum kuruluşların güvenlik testini yapar. Yeri gelir gece ise siyah şapkaya bürünüp uluslararası arenada sansasyonel eylemler gerçekleştirirler. Aslında hackerların olayı budur. Merak edilen bir soru. Yeraltı izleyicisinden gelmiş. Sana sormak istiyoruz. Hackerlar şu an telefonlarımızın kamerasını hackleyip bizleri an be an izleyebilirler mi? Evet, bu hacker'ın çok rahat bir şekilde yapabileceği bir faaliyet. Hacker herhangi bir insanın telefonla erişim sağlayabilir. Bunun da belli başlı yöntemleri mevcuttur. Herhangi bir Android telefona bir uygulamayı yüklemesini sağlayarak şahısın telefonla erişim sağlayabilir. Tabii bunun dediğim gibi farklı yöntemleri de var ama en basit, en kullanılan yöntem budur. Uygulama doğrultusunda, uygulamaya kurulurken verilen izinler ile birlikte saldırgan şahısın mesajlarına, rehberine, telefondaki fotoğraflarına, videolarına, mobil bankacılık işlemlerine her şeyine erişim sağlayabilir. Bunu biliyoruz aslında. Mehmet Aydın'ı, yani sözüm ona, Tosuncuk'un telefonuna sızıp onun yerini tespit ettin. Belki de size göre telefona sızmak çok basit. Yani evet, bir hacker isterse telefona sızabilir. Kameraları konuştuk. Ancak en çok merak ettiğimiz mesele mikrofonlar. Telefonumuzda bulunan mikrofonlar kötü insanlar tarafından dinlenebilir mi? Günümüzde mikrofonlar her tarafa ulaştı. Bugün bir mekanda 5-6 tane telefon haliyle
5-6 tane mikrofon var. Merak ediyoruz. Kötü insanlar mikrofonlarımızı dinleyebilirler mi? Bu kişiye göre değişir aslında. Yani hedef alınan bir kişinin telefonu dinlenilebilir. Yine aynı şekilde bahsettiğim yöntemler doğrultusunda şahısın telefonuna erişim sağlanırsa, şahısın WhatsApp konuşmaları, normal telefon görüşmesi dahil, cihaz üzerindeki hangi uygulamadan iletişim gerçekleştirirse gerçekleştirsin, bu saldırgan tarafından dinlenilebilir. Bugün sohbetini ettiğimiz, mesela oturuyorken bir araçtan bahsettiğimizi düşünelim ve yarın o aracın reklamını Google'da ya da Instagram'da gezerken karşımızda görüyoruz. Bu bizi ürkütüyor. Merakımızı gidermek için soruyoruz. Bugün reklam sistemi bizim konuşmamıza göre mi şekilleniyor? Yani reklamlar bizim muhabbetlerimize göre mi karşımıza çıkıyor? Evet, çünkü insanlar web sitelerine girince cookie'ler, çerezleri kabul ettiği an otomatik olarak arka planda cihaza bir erişim sağlanılabilir. Bu doğrultuda da kişinin herhangi bir iletişim noktasında bahsettiği şeyler karşısına çıkabilir. Örneğin yazın tatile gideceğiz, işte bir kamp yapmamız gerekiyor, işte nasıl bir şey yapabiliriz? Aradan belli bir süre sonra kişi herhangi bir web sitesine girince işte kamp çadırı reklamları insanların karşısına çıkabiliyor. Sosyal medyada çok kez duyduğumuz bir mesele, kara para aklama. Bu nasıl oluyor? Kara para aklama aslında kaynağı belirsiz olan paranın resmileştirilmesi durumuna kara para aklama diyebiliriz. Aslında bu olay yıllardır süre gelen paranın aklama faaliyeti diyebiliriz. Bunun belli başlı yöntemleri vardır. Bunlardan bilinenleri ve bilinmeyenleri diye ayırmak isterim aslında. MT-103, 202.cov, IP-to-IP ve server-to-server diye tabir ettiğimiz yöntemler doğrultusunda ana hedef noktadan kara para aklama sistemleridir. Tabii şu an bunu dünyada yaklaşık uluslararası, yurtdışı menşeli 4-5 banka, çünkü bu bankalar dünyanın en büyük bankaları olmak üzere ve birçok devletin geçim kaynağı olan, devletin varoluşunu belirleyen bankalardır. Bu bankalar aynı süreçte kara para aklamaya devam etmektedir. Yalnız bu süreç dijital paraların çıkmasıyla bu güç aslında sokaktaki herhangi bir kişiye kadar da düştü diyebilirim. Yani Bitcoin, Ethereum ve benzeri altcoinlerle birlikte artık bu sistem banka dışına çıkıp dijital paralarla aklama yöntemine gitmektedir. Artık bu sistem devre dışı olup dijital paralarla aklama yöntemine gitmektedir. Önceden belli güçler bu para yaklarken, şimdi sokakta gezen herhangi birisi dahi dijital paralar üzerinden kara para aklama yöntemini yapabilmektedir. Bunu da şöyle nitelendirmek isterim. Bu parayı yöneten, paraya hakim olan büyük güçlerin de aslında hiç hoşuna gitmiyor diyebilirim. Bundan dolayı da tahmini sürecim, biraz iddialı konuşacağım ama 2025 gibi dijital paraların son bulacağını, Bitcoin ve benzeri bütün paraların devre dışı kalacağını düşünmekteyim. Çünkü paranın gerçek sahiplerinin artık bu duruma hiç hoşnut bakmadıklarını görmekteyim ve düşünmekteyim. Sosyal medyada yine çokça duyduğumuz bir konu. Bazı yayın platformları var. O platformlarda para bağışları yapılıyor ve böylece kara paralar aklanmaya başlıyor. Bu doğru mu? Böyle bir şey var mı? Yani evet, bu aklansa bile burada belli bir paralar, yani ufak paralar aslında. Bizim kara para diye tabir ettiğimiz paralar milyar dolarlar, milyar eurolar olarak bilinmektedir. Bu tarz işte Twitch'tir ve benzeri platformlarda yapılan paralar aslında ufak paralar olduğu için yani kara para aklama statüsüne dahi girmiyor diyebilirim. Çok fazla duyuyoruz ismini. Dijital paralar, coinler, bitcoinler, altcoinler vesaire. Kısacası sanal paralar. Hatta birçok insan malını mülkünü buna yatırıp daha sonrasında kaybettiğinde de kendilerini intihar ettiler. Ancak merak ediyoruz, bitcoin nedir ve nasıl işler? Bitcoin aslında suçluların çelik kasası diyebilirim. Bitcoin ilk çıktığında bizim underground diye tabir ettiğimiz yeraltı dünyasında aslında hackerların kullandığı bir para birimiydi. Yani yapmış olduğu illegal faaliyetler için, kendilerine güven almak için kullanmış oldukları bir para birimiydi. Daha sonra bu para birimi popülaritesi yükselerek belli bir noktaya geldi. Şunu söylemek isterim ki bu alanda inanılmaz derece manipülasyonlar gerçekleştirmektedir. Yani bugün bizler manipülasyon deyince insanların aklına sadece borsa geliyor. Sadece borsada manipülasyon yok. Yani bugün Bitcoin, Ethereum ve altcoinlerde de inanılmaz derece manipülasyonlar var. Ve ben ülkemiz vatandaşlarının Bitcoin ve altcoinlerden uzak durmasını tavsiye ediyorum. Belli periyotlarda sürekli manipülasyonlar gerçekleşiyor. Bunlara da farklı farklı isimler koymuşlar. İnsanlarımızda şunu görüyorum her zaman. Birçok piramit sistemlerin de aslında mağduru oldu bu ülkenin vatandaşları. Her zaman 1-10 kazanmak istiyor. 1-10 kazanç dediğimiz olay dünyanın hiçbir yerinde yok. Bundan dolayı da ortaya otomatik olarak bir mağduriyet
söz konusu oluyor. Bizler bunu geçmişte birçok piramit sistemlerde gördük. Bunu Mehmet Aydın vakasında gördük ülke olarak. Bunu daha sonra çeşitli Bitcoin sistemleri yapan şirketlerin faaliyetlerinde de görmüş olduk. Vatandaşlarımızın kesinlikle bu tarz faaliyetlerden uzak durmasını istiyorum. Evet, yani dijital paralardan bir kazanırsın, iki kazanırsın ama üçüncüde bütün mal varlığın gidebilir. Çünkü eğer burada bir kazanç varsa buraya gerçek anlamda Amerika tarafından, Avrupa tarafından büyük bir rağbet olması gerekir. Ama burada görüyoruz ki Türk milleti kadar bu alanda yatırım yapan başka herhangi bir vatandaşa ben bu zamana kadar denk gelmedim. Ve şuna tekrar söylemek isterim ki vatandaşlarımızın yatırımlarını farklı noktalarda kullanmasını rica ediyorum, istirham ediyorum. Bu para her ne kadar vatandaşlarımızın olsa da ülkemizde durması gereken bir para, yurt dışındaki kaynaklara servis edilmesini bir vatandaş olarak istemiyorum. Herkesin arasında çokça konuşulan bir mesele. Nerede bir hacker konusu açılsa ya da nerede bir internet kullanıcısının derinlerine girdiği konusu açılsa hemen orada Deep Web ortaya çıkıyor. İnsanlar Deep Web'te gerçekten olağan dışı şeyler var mı yok mu merak ediyor. Sana sormak istiyoruz, Deep Web'te neler var? Aslında şunu söylemek isterim ki Deep Web'in temeli Amerika Savunma Bakanlığı'nın kullandığı, daha sonra hackerlar tarafından deşifre olduktan sonra kullanılan bir merkez üssü diyebilirim. Yani aslında derin bir internet. Aslında buraya giriş normal Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla gibi servisler değil de, tarayıcılar değil de Tor ile gerçekleşen bir giriş metodu var. Tarayıcısı Tor. Buranın alan hatları .com.net, .org değil de rakamsal ve harflerden oluşuyor. Uzantısı .onion. Domain isimleri de genelde 54h21.onion gibi diyebiliriz. Burası aslında geçmişten günümüze kadar çok abartıldı. Yani abartılacak bir sistem ve altyapının olmadığını düşünüyorum. Çünkü burada genelde illegal diye tabir ettiğimiz yasa dışı faaliyetlerin gerçekleşmiş olduğunu görmekteyiz. Yani sahte diploma, uyuşturucu, silah, insanların kişisel bilgileri, kredi kartı bilgileri ve devletlerin veri tabanları bilgilerinin paylaşılmış olduğu bir yer diyebiliriz. Deep Web gerçekten var mı? Evet, Deep Web gerçekten var ama insanların abartıldığı kadar tehlikeli bir yer değil. Çünkü burada genel olarak uyuşturucu satıcıları, silah satıcıları, sahte diploma satan insanlar, devletlerin verilerini, bilgilerini satan insanlar, çocuk istismar pornolarının olduğu ve benzeri pornoların olduğu tamamen illegal bir yapıyla dönen bir sistem diyebilirim. Aslında birçok dolandırıcının da aktif olarak yer aldığı, anlatılmış olduğu kadar tehlikeli ve çok gizli verilerin, bilgilerin olduğu bir yer değil. Ne yazık ki ülkemizde ve dünyada Deep Web sıra dışı bir şekilde abartılıyor. Yani buraya girip baktığımızda olaylar zaten belli, faaliyetler belli. Tamamen yasa dışı faaliyetlerin döndüğü, belli başlı verilerin, bilgilerin satıldığı bir protokol diyebiliriz. Herkesten aynı soru. Bence de en çok merak edilecek konu. Sosyal medya hesapları güvenilir mi? Öncelikle şunu söylemek isterim ki istihbaratın altın çağı yaşanıyor. Bugün Facebook, Twitter, Instagram, özellikle WhatsApp, Türkiye'nin ve bütün dünya vatandaşlarının bilgileri, fotoğrafları, herhangi bir veri bilgileri kayıt altında. Örneğin en yakın bir arkadaşınıza aileni veyahut akrabalarını merak ediyorum dediğinde, fotoğrafını gösterir misin dediğinde şunu düşünebilir. Ya sen kimsin, neden merak ediyorsun, niyetin ne diyebilir ama o şahıs bayramda veya özel bir günde bütün sülalesiyle fotoğrafını paylaşabiliyor Facebook'ta ve Instagram'da. Aslında bu fotoğrafların paylaşılması Facebook ve Instagram'ın veri tabanına kayıt altına alınıyor. Bu fotoğraflar kişilerle alakalı yarın bir gün farklı bir şekilde kullanılacağı anlamına geliyor. WhatsApp noktasında yapılan bütün sesli görüşmeler, görüntülü görüşmeler hepsi kayıt altında. Bunlar yarın bir gün herhangi bir noktada karşımıza çıkabilir. Bu noktada vatandaşlarımıza WhatsApp üzerinden sesli ve görüntülü görüşmeler konusunda uyarmak istiyorum. Çünkü yapmış olduğunuz bütün görüşmeler WhatsApp'ın server sunucularına kayıt altına alınmaktadır. Ve bunlar WhatsApp tarafından veya Facebook tarafından farklı devletlere, farklı istihbarat birimlerine satılabilir. Bu noktada da istihbaratın altın çağı yaşanıyor diyebiliriz. Önceden bilgiye ulaşmak zorken bugün sosyal medya hesapları doğrultusunda kişiyle alakalı bütün verilere, bilgilere ulaşmak tamamen kolay oldu diyebilirim. İnsanlar sosyal medya hesaplarını güvene almak için çift faktörlü koruma kullanıyorlar. Çift faktörlü koruma hacklenebilir mi? Evet, bu bir hacker tarafından hacklenebilir. Çünkü authentication dediğimiz olay, hackerlar tarafından authentication dediğimiz olay, yani ikili doğrulama devre dışı bırakılabiliyor, bypass edilebiliyor. Bundan dolayı da güvenlidir diyemeyiz.
Peki sosyal medya hesaplarının çalınma durumu nasıl oluyor? Kişiler mesela ne yapmalılar, ne yapmamalılar? Öncelikle şunu söylemek isterim ki bu konuda şifreler iç çamaşırı gibidir. 6 ayda bir değiştirilmelidir. Vatandaşlarımız belli sosyal medya hesaplarında kullandığı şifreleri her yerde kullanıyorlar. Bu doğrultuda mail şifreleri de aynı olduğu için herhangi bir sistemin hacklenmesi bütün elindeki sosyal medya hesaplarının hackleneceği anlamına geliyor. Vatandaşlarımızın şifrelerini değiştirmesi gerekiyor. Belli periyotta, belli sıklıkla şifrelerine birden fazla çeşitli web sitelerine girmemesi gerekiyor. Kendilerine gönderilen mail olarak veya mesaj olarak gönderilen linklere hiçbir şekilde verilerini veya bilgilerini girmemeleri gerekiyor. Bu şekilde de belli bir düzeyde korunmaya sahip olmuş olabilirler. Türkiye'nin en büyük hacker grubu hangisidir? Ülkemizde geçmişten bu yana birçok hacker grubu vardır. Benim de yakından takip ettiğim Cyber Warrior, Akıncılar Hacker grubu. Türkiye'de bu noktada gerçek anlamda çok güzel işler yapmış. Türkiye'nin en büyük hacker gruplarından birisidir diyebilirim. Kamu ve toplum vicdanı olumsuz yönde etkileyen durumlarda siber saldırılar gerçekleştiren bir grup. 5 Temmuz 2003 yılında Türk askerinin başına çuval geçirildiğinde bu olayı protesto edip Amerika'ya siber saldırı gerçekleştirdi. Bu doğrultuda 1500 Amerikan sitesini hacklediler. Bir Türk Amerika'ya bedeldir, 11 Türk için dünyayı fethederiz mesajını bırakmışlardı. Danimarka'da Peygamber Efendimiz'e karşı gerçekleştirilen karikatür krizinden sonra Akıncılar grubu 3000 Danimarka sitesini hackledi. Bu da faaliyetlerinden birisidir diyebilirim. Daha sonra Filistin-İsrail olayında İsrail'e ait birçok devlet sistemini, birçok şirketi de hacklemişlerdir. Bundan dolayı da şunu söyleyebiliriz ki Akıncılar Türkiye'nin en büyük hacker gruplarından birisidir. Yani gerçek anlamda herhangi bir menfaat çıkar gözetmeksizin siyasi, politik, Türkiye'yi herhangi bir söylemde, faaliyet noktasında siber saldırı gerçekleştiren bir hacker grubudur. 2015 yılında Doğu Türkistan'daki soydaşlarımıza yapılan zulüm doğrultusunda Çin devletine büyük bir siber saldırı gerçekleştirilmiştir. Bu saldırıda Çin devletinin devlet sistemleri, banka sistemleri, üniversite sistemleri birçok altyapısına siber saldırı gerçekleştirilmiştir. Aslında burada şunu söyleyebilirim ki milliyetçi hackerlar herhangi bir maddi menfaat çıkar gözetmeksizin ülkelerine yapılan saygısızlığa, ülkelerine yapılan söylemlere karşı veyahut vatandaşlarına yapılan saldırılara karşı siber saldırı gerçekleştiren bir ekiptir. Hiç sızılmayacak kadar güvenli bir sistem var mı? Şunu söylemek isterim ki hiçbir sistem güvenli değildir. Sonuçta sistemler insan yapımı olduğu için güvenlik zafiyetleri mevcuttur. Hatta şu söylenir, en güvenli sistem fişi çekilmiş sistemdir derler. Ve güvenlik zincirinin en zayıf halkası insandır. Sistemlerde güvenlik açıkları yoksa bile hacker, insan zafiyeti üzerinden dahi sisteme sızabilir. Hatta şunu söylemek isterim ki, dünyanın en büyük hackerlarından birisi olan Kevin Mitnick, saldırıların yaklaşık %90'ını sosyal mühendislik diye tabir ettiğimiz aldatma sanatı, yani karşıdaki kişiyi ikna etme yöntemleriyle telefonla arayarak birçok sisteme erişmiştir. Burada da şunu görüyoruz ki, güvenlik zincirinin en zayıf halkası insandır. Birisine öfke duyup hacklediğin durum oldu mu? Hayatımın hiçbir noktasında ilmimi bu doğrultuda kullanmadım. Çünkü ben bu işi etik olarak yapan birisiyim. Ama ve lakin ülkemle alakalı bir durum gerçekleşirse tabii ki siber saldırıda bulunabilirim. Ama hayatımın hiçbir noktasında bireysel insanları kendime düşman olarak görmedim. Yani bu gücü kalkıp herhangi bir vatandaşa kullanma gereği dahi duymadım. Çünkü bu aslında şöyle diyebilirim, ağır siklet boks şampiyonunun sokaktaki herhangi birisiyle kavga etmesi gibi bir şey. Çünkü karşındaki insan teknoloji konusunda bilgisiz ve savunmasız. Bu doğrultuda gücünü çok rahat o insanın üzerinde kullanabilirsin. Bunu etik olarak görmüyorum. Şirketleri ve devletleri hacklemenin yolları nelerdir? 2005 yılından itibaren birçok şirketlere ve devletlerin maruz kaldığı saldırı yöntemlerinden birisi ransomware diye tabir ettiğimiz saldırı yöntemidir. Saldırganların herhangi bir sistem üzerinde bulduğu güvenlik açığıyla sisteme erişim sağlayıp server sunucusunda ve sistemlerde bulunan bütün dosyaları şifrelemesi yöntemine bizler ransomware yani fidyeci yazılım diyebiliriz. Aslında fidyeci yazılımın temeli Rusya'dır. Ruslar yazmış oldukları yazılıma şunu eklerler. Hedefteki bilgisayar Rus dili ve Rusça bir bilgisayarsa, Rusya klavyesi varsa bu virüs o bilgisayarda hiçbir şekilde çalışmaz. Burada da şunu görüyoruz, Rus hackerların ne kadar milliyetçi oldukları ve ülkelerine karşı, ülke vatandaşlarına hiçbir zarar vermediklerini görebilmekteyiz. Aslında hackerlar burada sistemlerdeki dosyaları şifreliyorlar
Bunun da tabii yöntemleri ve şifreleme algoritmaları DES, AES, AES-256 ve benzeri türlerdir. Dosyaları şifreliyor ve hedefteki devlet kurumlarına veya şirketlere şunu söylüyor. Dosyalarınızı şifreledim. 24 saat içerisinde belirttiğimiz Bitcoin veyahut Ethereum adresine herhangi bir miktardaki parayı yatırmazsanız dosyalarınızı tamamen sistem üzerinden sileceğiz ve sizlere ait olan kritik veri ve bilgileri internete paylaşacağız diyorlar. Bu doğrultuda dünya üzerine birçok devlet ve çok büyük şirketler mağduriyetleri söz konusu olmuştur. Siber savaş nedir? Siber savaş aslında devletlerin birbirlerine saldırmış olduğu savaş yöntemlerinden birisidir. Yani kara, deniz, hava ve aslında buna bir de siber uzay eklendi. Devletler aslında savaş halinde oldukları devletlere veya herhangi bir konuda anlaşamadıkları devletlere siber savaş gerçekleştirebilirler. Bu devletlere ait sırlara, bilgilere, hedefte olan ülkenin kamu kurum kuruluşlarına ait verileri, bilgileri ele geçirirler. Bunun da birçok yöntemleri mevcuttur. Şu an dünya üzerinde de belirli olmasa da belirsiz bir şekilde arka planda birçok devlet kendi içerisinde siber savaş halindedir diyebiliriz. Siber savaşta her ülke gerçek anlamda askeri tatbikatlar gibi hackerlar da kendi aralarında, ülkelerin hackerları da tatbikat halindedir. Ülkeler en iyi evlatlarını siber ordularına dahil ederler. Bunların gerekli eğitimden geçirirler. Ve bunların en iyi şekilde ülkelerini siber savaş konusunda savaşabilecek noktaya getirirler. Olası siber savaş durumunda da hackerlar devreye girerler. Hatta İngilizler kendi evlatlarına, hackerlarına şunu söylüyor. Sizler bizim evlatlarımızsınız ve ülkemizin geleceği size aittir diyorlar. Şu anki noktada birçok devletin siber orduları artık konuşlandırılmıştır diyebiliriz. Yani deniz aşırı ülkeler birbirleriyle savaşa girdiklerinde burada otomatik olarak siber savaş başlar. Yani Rusya ile Amerika arasındaki mesafe çok büyük ve çok uzun olduğu için otomatik olarak burada siber savaş başlar. Yani Amerika aslında Rus hackerlardan oldukça şikayetçi. Hatta birçok Rus hacker'a şu hackerları bize tespit edip bize yerini söyleyenlere işte hacker'ın kapasitesine göre veyahut yapmış olduğu suça göre işte 3 milyon, 5 milyon dolar, 10 milyon dolar gibi paralar teklif ediyorlar. Aslında Amerika'nın Rus hackerlarla başı dertte diyebiliriz. Yapmış olduğun en büyük hacking faaliyeti hangisidir? Aslında şunu söylemek isterim ki benim yapmış olduğum en basit hacking faaliyeti Mehmet Aydın'ın yerini tespit etmekti. Gerisini pek de söylemek istemiyorum. Bunu vatandaşlarımızın beyin fırtınasına bırakmak istiyorum. Bunu duyduk aslında, başında söylemiştik. Sen ülkeyi dolandırıp giden Tosuncuğun yani Mehmet Aydın'ın yerini bulup sosyal medyada, basında ve emniyette bunu paylaştın. Bu çok güzel bir şey. Bence bu gurur. Buna geleceğim birazdan. İzleyicilerimiz videonun sonuna kadar sabırla izlesinler. Ama sormak istiyoruz. Bir hacker nasıl yetişir? Aslında hackerlık zeka ile teknolojinin birleştiği nokta diyebilirim. Bir hacker nasıl yetişir değil de kişinin öncelikle bu alana merak ve heves duyması çok önemli. Ve bilgisayar başına gerçek anlamda kendinden, ailesinden, sevdiklerinden feragat edip bilgisayar başına vakit geçirmesi de aslında bir hacker'ın daha iyi donanımlı ve iyi bir şekilde yetişeceği anlamına gelir. Öncelikle bir hacker'ın iyi bir şekilde yetişmesi için en az bir veyahut iki yazılım dilini çok iyi şekilde bilmesi gerekiyor. Tabii her şeyin başı merak ve vakit diyebiliriz. Bu doğrultuda sistemi, network'ü, altyapıyı çok iyi bilmesi gerekiyor ki şahısın bu sistemlere erişim sağlayabilmesinin en büyük noktası budur diyebiliriz. Bu alan üzerine eğitim aldın mı? Ben bu alan üzerine herhangi bir eğitim almadım. Tamamen 7 yaşında bilgisayarla erken tanışmamdan kaynaklı merak ile başlayan bir süreç aslında bizi buralara kadar getirdi diyebilirim. Hacker olmak için merak yeterli mi sence? Hacker olmak için merak yeterli değil. Bu kapasiteye sahip olabilecek de bir zeka gerekiyor. Bundan dolayı da zeka ile teknolojinin birleştiği noktaya ben hackerlık diyorum aslında. Biz şimdi sana bir hacker mı diyelim yoksa güvenlik uzmanı mı diyelim? Aslında ben etik olarak çalışıyorum. Ben bir siber güvenlik uzmanıyım. Ama aslında yapmış olduğumuz faaliyetlerin tamamı hackerlık olarak nitelendiriliyor. Ne yazık ki ülkemizde ve dünyada hacker deyince insanların aklına genelde banka sistemlerine sızan, yasa dışı yollardan kazanç elde eden insanlar geliyor. Evet, bizler bir hackerız. Beyaz şapkalı bir hackerız. Zarar vermeyen, bu doğrultuda kendisini geliştirmiş, bir noktaya getirmiş. Bunu da bugün bir iş olarak yapan beyaz şapkalı hackerlarız diyebilirim. Birçok mesaj uygulaması dinleniyor ve izleniyor. Dinlenemeyen ve izlenemeyen hangi programı kullanmalıyız? Aslında bu noktada yok diyebiliriz. Çünkü biraz evvel de bahsettiğim gibi hiçbir sistem güvenli değildir. Yani bu tarz uygulamalara hackerlar bir şekilde erişim sağlayabilirler ve verileri, bilgileri çok rahatlıkla alabilirler. Hiçbir uygulama, hiçbir telefon güvenlidir diye
etmeyiz. Antivirüslere güvenmeli miyiz? Antivirüslerin çalışma mantığı şudur. Algıladığı virüsleri uyarırlar. Peki algılamadıkları ne olacak? Aslında antivirüs sistemleri var olan bilinen antivirüsleri veri tabanına kaydederler. Bilgisayar bu virüsle karşılaştığında kullanıcıya otomatik olarak talimat verir. Bu virüsü tespit ettim, karantinaya alıyorum, işlem yapabilirsin. Peki yeni yazılmış sistemler tarafından bilinmeyen antivirüsler ne olacak? Aslında burada da şunu söylemek isterim ki hiçbir antivirüs de güvenli değildir. Türkiye şu ana kadar çok büyük bir siber saldırıya maruz kaldı mı? Evet, 17-25 Aralık 2015 yılında merkez üssü ODTÜ olan niche.tr alan hatlarına Avrupa merkez noktasından çok büyük bir siber saldırı geldi. Bu doğrultuda com.tr uzantısı olan birçok banka, kurum, kuruluşlar servisleri devre dışı kaldı. Bu saldırı yaklaşık 10 gün sürdü. com.tr alan hatlarına yapılan saldırıda birçok banka, ATM'ler, POS cihazlarına erişim kesildi. Online bankacılık sistemleri devre dışı kaldı. Online bankacılık üzerinden borsa oynayan insanlar bu faaliyetlerini gerçekleştiremediler. Yapılan araştırmaya göre borsada günlük hacim 600 ile 900 milyon arasındayken saldırı sonuna doğru 60 milyonlara kadar düştü diyebiliriz. Aslında ülkemize yapılmış bu zamana kadar en büyük siber saldırılardan birisidir. Sence Türkiye Cumhuriyeti siber saldırılara karşı güçlü mü? Aslında bu konu tartışılır ama ülkemiz evet bu konuda diğer dünya ülkelerine göre çok iyi bir noktada. Güzel çalışmalar yapılıyor. Ama her zaman şunu söylemek isterim ki Türkiye Cumhuriyeti'nin her zaman daha iyi olması gerekiyor. Ülkemizin en iyi noktada defansif ve ofansif anlamda yapılabilecek saldırılara karşı cevap vermemiz gerekiyor. Ülkemizin iyi olduğunu düşünüyorum. Daha da iyi olmasını istiyorum. Hacking faaliyetleri sırasında gerçek ismini kullanabiliyor musun? Ya da bir korsan ismin mi var? Hiçbir zaman ismimi kullanmadım. Yaklaşık 2003 yılından beri Lord Error olarak biliniyorum. Yapmış olduğum birçok çalışmada da bu ismi kullanmışımdır. Hiç bu zamana kadar bir hacking faaliyetinden sonra tutuklandığın oldu mu? Aslında Türkiye'de geçmişten gelip de bu alanda çalışma yapanlar arasında herhangi bir sabıkaya sahip değilim. Herhangi bir tutuklanma, herhangi bir sorgu gözaltına rastlamadım. Çünkü ben hiçbir zaman bilgimi kötü yönde kullanmadım. Peki, hacker olmaktaki amacın nedir? Amacım ben bu işe söylediğim gibi bir tutkuyla, bir sevgiyle girdim. Hayatımın hiçbir noktasında illegal bir faaliyetten bir kazanç sağlamadım. Çünkü rızkın Allah tarafından gönderildiğine inanan insanlardan birisiyim. Herhangi bir illegal bir faaliyet doğrultusunda bir kazanç elde etmedim. Hackerlığa başlayacak kişilere tavsiye nedir? Nasıl başlamalılar? Aslında şunu söylemek isterim ki bu işe temelinden çok iyi oturtmak gerekiyor. Çünkü çok genel bir alan. Siber güvenlik dediğimiz nokta kendi içerisinde birçok noktaya bölünmüş bir alan. Yani defansif ve ofansif olmak üzere. Bunlar da tabii kendi içerisinde ayrılıyor. İyi bir eğitim almaları gerekiyor. Bu alanda faaliyet göstermek isteyen insanların iyi bir eğitim alması gerekiyor. Her şeyin temeli İngilizce. Sonuçta bütün kaynakların, verilerin ve bilgilerin hepsi İngilizce olduğu için İngilizceyi çok iyi bilmek gerekiyor. İyi bir eğitim almaları gerekiyor ve bu noktada kendilerini gerçek anlamda geliştirmeleri gerekiyor. Kazanç anlamında çok iyi kazanca sahip bir sektör diyebilirim. Sitelerdeki açıkları nasıl buluyorsun? Aslında siber güvenlik uzmanlarının bu konuda birçok yöntemleri mevcuttur. Yani web siteleri aslında Web Application Penetration Testing diye tabir ettiğimiz kapsama giriyor. Yani web uygulama güvenliği dediğimiz nokta. Tabii bu noktada güvenlik uzmanının olaya perspektifinden bakması gerekiyor. Yani manuel diye tabir ettiğimiz bir keşif söz konusu, bir zafiyet analizi söz konusu ve tool'larla da bir çalışma gerçekleştiriliyor. Fişi çekilmiş bir bilgisayar, kapalı bir bilgisayar hacklenebilir mi? Aslında kapalı bir bilgisayardan fiziksel olarak bir yöntemle hacklenebilir. Yani bilgisayarın hard diski sökülebilir veya manyetik aykıtlarla bilgisayarın içerisindeki veriler alınabilir. Tam şu anda istesen milyoner olabilir misin? Evet, şunu söylemek isterim ki yani bu alana yıllarını vermiş, kendisini geliştirmiş, iyi bir noktaya gelmiş birçok siber güvenlik uzmanı da bu konuda milyoner olabilir. Çünkü bu alanda siber güvenlik uzmanı olarak çalışan yetenekli kişiler istediği miktarda paraya ulaşabilirler. Siber güvenlik uzmanları istedikleri bankaya sızabilirler mi? Evet, çünkü yani siber güvenlik uzmanı diye tabir ettiğimiz kişiler de aslında birer hackerlar. Yani beyaz şapkalı hackerlar ama niyetlerini kötüye kullanırlarsa istedikleri bir bankaya sızabilirler. Yani tabii burada da bankanın güvenliği çok önemli. Kimler tarafından sağlanıyor aslında? Bankalarda da hackerlar çalışıyor. Beyaz şapkalı hackerlar bankaların güvenliğini sağlıyorlar ama iyi bir hacker banka sistemlerine sızabilir. Tosuncuğun yani Mehmet Aydın'ın yerini nasıl buldun? Aslında Mehmet Aydın
olayı tamamen tesadüfen gerçekleşti. Trakya'da bir üniversitede konferansta konuşurken öğrenci arkadaşlarımızdan birisinin Türkiye'de bir dolandırıcı insanları dolandırdı ve yurt dışına kaçtı. İşte sizler siber güvenlik uzmanı olarak bu kişilere neden bir müdahale yapmıyorsunuz? Birçok vatandaşımızı mağdur etti ve gitti söyleminden sonra konferansın akşamı eve geldikten sonra Mehmet Aydın'a ben bir mail gönderdim. Burada da tabii ki bir PDF dosyasıyla kendisine bir mail gönderdim. Şahısın dosyayı açmasıyla birlikte ben bütün oturum bilgilerini, IP adresini, Amerikanet'ten sim kartı almış bu gibi verileri, bilgilere erişim sağladım. Tabii bunu gerekli güvenlik güçlerine bildirdim. Aslında Mehmet Aydın olayı biraz garip. Çünkü Mehmet Aydın burada vatandaşımızı dolandırdı. Benim için önemli olan nokta vatandaşımıza yapılan müdahaleye karşı sessiz kalmamaktı. Mehmet Aydın vatandaşımızı mağdur ettikten sonra, yurt dışına kaçtıktan bir hafta sonra Mehmet Aydın'ın ilk yerini tespit eden, gerekli güvenlik güçlerine bildiren tek kişi benim. Daha sonra ben askere gittim. Olaydan Mehmet Aydın'ın yerini tespit ettikten bir hafta sonra. Sonra baktım ki herkes Mehmet Aydın şurada, burada. Birileri bu konuyla alakalı. Mehmet Aydın'ı biz bulduk, biz yaptık ama alakasız yerler söylemişler. Bunun birçok insan PR'ını yaptı. Mehmet Aydın'ı ilk Türkiye'de yerini bulan, tespit eden kişi benim. Ben 2018 Nisan 27'de Mehmet Aydın'ın Brezilya, São Paulo'da olduğunu söyledim. Daha sonra aradan belli bir zaman sonra 2020 Şubat'ta tekrar bir röportaj vererek Mehmet Aydın Amerikanet'ten bir sim kartı almıştır. IP adresi budur. Ve Mehmet Aydın hala Brezilya São Paulo'dadır demişimdir. Daha sonra 2021 yılında Mehmet Aydın Brezilya São Paulo'da teslim oldu. Aslında bu yapmış olduğum olay Türkiye'de siber istihbaratın geldiği noktayı ve faaliyetin ne kadar güçlü olduğunu göstermektedir. Ülkemiz vatandaşlarına yapılan bu gibi faaliyetler doğrultusunda yine aynı şeyi gerçekleştireceğimi söylemek isterim. Bizim için en önemli olan şey milletimizdir. Gelen her maili açmalı mıyız, açmamalı mıyız? Aslında gelen her maili açmamamız lazım. Kim tarafından geldiği belli olmayan bir maildir. Mail doğrultusunda açtığımız dosya doğrultusunda başımıza neler geleceğini bilmiyoruz. Mesela ben size bir mail gönderirim. Bu mailde de bir Excel dosyasıdır. Ve sizin ne iş yaptığınızı, hangi faaliyetlerle uğraştığınızı bildiğim için buna göre bir senaryoyla size yaklaşırım. Siz bu maili bilgisayarınızda açtıktan sonra ben sizin bilgisayarınıza otomatik olarak erişim sağlarım. Çünkü benim Excel dosyasının içerisinde mikro işlemciye yazmış olduğum kod sayesinde sizin bilgisayarınızda istediğim işlemi gerçekleştirebilirim. Bilgisayarınıza sızabilirim, bütün verilerinizi, bilgilerinizi ele geçirebilirim, kameranızı açabilirim, birçok şey yapabilirim. Ama bunu kesinlikle bizler yapmıyoruz. Yaptığın işlemleri kendi IP'nin üzerinden mi yapıyorsun yoksa farklı bir IP mi kullanıyorsun? Ben hayatımın hiçbir noktasında kendi IP adresim üzerinden hiçbir işlem gerçekleştirmedim. Windows mu yoksa Mac mi güvenilir? Hiçbir işletim sistemi güvenli değildir. Çünkü hangi işletim sisteminin güvenli olduğunu söylemek tartışılabilecek bir konudur. Ve şu an günümüzde bütün işletim sistemleri hacklenmektedir. Peki merak ediyoruz. Bug Bounty nedir? Aslında Bug Bounty dediğimiz olay dünya üzerindeki hackerların illegal faaliyetler değil de daha çok yasal faaliyetler anlamında çalışmasını sağlayan bir çalışma biçimidir diyebiliriz. Yani bütün dünya markaları, şirketler, dünyadaki birçok devletler aslında bu süreçte hackerların da güvenlik zafiyetlerini bildirip ve ödül almaları sağlanıyor. Tabii öncelikle bu süreçte hacker önce kendisini ikna etmesi gerekiyor. Gerçekten herhangi bir sistem üzerinde veya mevcut sistem üzerinde nasıl bir güvenlik açığı buldum. Bunun daha sonra raporlanması gerçekleşiyor. Raporlanması gerçekleştikten sonra şirket buna karar veriyor. Evet, sistemimizde bu güvenlik açığını buldun ve bunun ödülü budur deyip açığın kapanışı ve ödülün hacker'a gönderilmesiyle bu süreç kapatılıyor. Türk gençliğine ve izleyicimize bir tavsiyen var mı? Aslında Türk gençlerine şunu tavsiye etmek istiyorum. Türk milleti başarmak zorunda. Başka çaremiz yok. Yani bundan dolayı da her Türk ferdinin kendisini geliştirmesi gerekiyor. Her noktada iyi bir noktaya gelmek için çalışması gerekiyor. Mücadele etmesi gerekiyor. Teknolojiyle ilgilenen arkadaşlara gerçek anlamda İngilizceyi çok iyi noktada öğrenmeleri gerekiyor. Ve yabancı kaynaklardan araştırma yapmalarını tavsiye ediyorum. Bu noktada da siber güvenlik noktasında kendisini geliştirmek isteyen, bu alanda bir meslek olarak bir yere gelmek isteyen arkadaşlara da yönlendirme noktasında yardımcı olabilirim. Evet efendim, sizleri yer altından bu haftalıkta Yüce Rabbimize emanet ediyorum. Kısa bir ricam var. Instagram hesabımız olan Yeraltı filmi mutlaka takip edin. Oradaki paylaşımlarımızı mutlaka böyle yorumlarınızla destekleyin. Sizleri seviyorum. Sizleri Sivas merkezden alemlerin en güzeline Yüce Rabbimize emanet ediyorum. Bir sonraki programda, bir sonraki bölümde tekrardan buluşmak ümidiyle. Efendim hoşça kalın.